Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bugün yanımızda radyocu ekibinden klasiklerden Ahmet Tahir var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Bulldog'i Nick ile tanıyoruz Ahmet'i. Luke A Wizard, Nick ile tanıdığımız Erem Nur Domur... Pardon, Erem Nur da var. Merhaba. Ve son olarak yeni müdavimlerden Will Younger, Boğaç da bizle beraber. Boğaç, selamlar. Hoş geldin. Boğaç'ın soyadı Ülker'miş. Pardon abi, Ülker derken. Aa, işte var bir aile ilişkileri de. Yok yok, şaka yapıyorum, yok öyle bir şey ya. Olsaydı hayatım kurtulurdu. Olsaydı kale arkasına hapis kalmazdık diyorsun. Büyük ihtimalle. Loca'dan sesleniyor olurdum sizlere falan. Olabilir, olabilir. Evet Ahmet, sınavlar, vizeler. Evet, hayat gerçekten insanı zorluyor. Bir günde 3 vize, bir günde 2 vize. Artık nasıl altından kalkıyoruz, nasıl kalkacağız hiçbir fikrim yok. Sen nasıl gidiyor Boğaç? İyi başladık. Yani. Evet. İlk adımı iyi attık. Allah, ya inşallah gerisi iyi gelir. İyi başlayan kötü mü bitirir, yoksa kötü başlayan iyi mi bitirir? Yoksa nasıl başladıysa öyle mi biter peki? Bence nasıl başladıysa öyle biter. Diyorsun. Sence Ahmet? Ben yani kötü başlayıp iyi bitirdiğim de oldu. Tam tersi de oldu. Değişiyor yani. Evet, Erem Nur, iş hayatı nasıl gidiyor? İş hayatı işte milli maçlar arasıyla iş yok. Bize ders çalışıyoruz evde. Hafta sonu Trabzon maçı var. Ya yani şeylerde çağırıyorlar. İçerideki maçlarda. Yani deplasmanlara çağırmıyorlar da evde, yani Kadıköy'de olunca çağırıyorlar. Haftaya Perşembe o zaman UEFA Avrupa Ligi maçında sen de çalışıyorsun. Evet. Evet. Lantik Finamol yazmış. Buğra Gür Bağkur'dan emeklilik beklediği için vize falan, adam gençlik hatırası. Doğru. Bağkur'dan emeklilik bekliyoruz gerçekten. Ne yapalım? Ama emeklilik yaşı keşke bizim 65-60 olmasaydı da şöyle bir peder valide gibi 50 yaşında emekli olsaydık. Öyle. O zaman ufaktan Survivor konusunda hani ne düşünüyorsunuz? Neler, nasıl bir show sizce? Onun üzerinden kaç değerlendirirsiniz? Evet Ahmet, sen ne diyorsun? Yani Survivor Series bu sene çok kısa bir haftalık show yoluyla bizlere karşıladı. Ben çok kötü bir show izlediğimizi düşünmüyorum. Çoğu yerde tahminlerimizi yanıltan bir show oldu. 6-0 çok büyük bir dominasyon. Yani enteresan bir showdu ama güzel bir showdu. Kötü değildi kesinlikle. Boğaç? Vasat 6. Vasat 6 dedi. Evet. Erem Nur? Beklenmedik. Beklenmedik şu anları çok dedi. Ben de ideal bir show olduğunu düşünüyorum. 1,5 haftalık storylerle olabileceğinin en iyisini yansıttıklarını düşünüyorum. Bunun puan konusunda da uzun uzun yorumu yazmıştım. Hani Seth Rollins maçında gerçekten hani başlar çok vasat olsa da sonlara doğru iyileşen bir book vardı. Women's Championship'te ben çok büyük bir maç olacağını söylemiştim. Gerçekten çok büyük maç oldu. Yine kadınlarda spotlar çok güzeldi. Kadınlar Survivor'da. Erkekler Survivor'da yine Shane McMahon klasiği vardı. Ama onun dışında yani Eren Nur'un dediği gibi beklenmedik şeyler özellikle Raw takımında çoktu. Fakat eksi de yazarsın bu şu an. Mesela Joe'nun Boğaç erken elinişi. Maalesef. Ve ardından süre gelen şeyin Vince McMahon'ın dev cüsseli adamlar kazanır teoremini yürütmesi akılda kalan eksilenlerdi. Survivor serisi konuşuruz. O zaman ilk Raw'a geçelim. Raw'la sonuçlarla beraber neler oldu neler bitti konuşuruz. Show'u Baron Corbin açtı. Ardından Steph'i takdim etti. Steph de geldi. Zaten çok neşeli bir haldeydi. Raw'un SmackDown'u sürprize ettiğini söyledi. O dün Survivor Series radyosunda swipe kelimesini kim kullanmıştı? Onu da dün
Stephanie McMahon da kullandı aynısını. Clean sweep. Aynen, sweep clean sweep. Aynen o. İşte bu Steph'in mutluluğunu Baron Corbin hemen kendi lehine çevirmeye çalıştı ve atama beklediğini söyledi bu başarıdan dolayı. Tam Steph bir şeyler söyleyecekken Brown'un müziğini duyduk. Brown da Lesnar ile bu galibiyetin mimarı olduğunu ve Lesnar ile maç istediğini söyledi. Stephanie McMahon bunu kabul etti fakat TLC'de rakibi Corbin'i yenebilirse, Corbin kazanırsa daimi GM olacak. Strowman kazanırsa Brock Lesnar'ın rakibi olacağını söyledi. Stephanie'nin ayarladığı altılı maçta ilk elenen Balor oldu. Ardından Elias'ta elenince Braun Strowman tek başına kaldı. Drew öfkesine hakim olamadı ve Braun Strowman'ın sırtına bir sandalye vurdu. Sandalye darbesinden sonra Braun'u üçlü bir haşat etti. Haşat edince de zannedersem Baron Corbin'in bu merdiven darbesiyle Braun Strowman'ın dirseğinde bir defüzyon oluştu. Deformasyon oluştu. Ardından Braun Strowman'ın bugün, hatta dün ameliyat olacağı kararını duyduk. O kadar çok şey düşünüyorduk Lesnar hakkında, Baron Corbin hakkında. Bütün planlar belki de değişmiş olabilir. Boğaç, ne dersin? Ya biz şey muhabbetini yapıyorduk aslında, biraz o da aklıma geliyor şimdi, bu Strowman'ın inandırıcılığını biraz kaybettiğine dair, hani son dönemde, en azından son 1-2-3 hafta içerisinde. Aslında bilmiyorum, belki de hayırlara vesile mi oldu bu durum? Biraz daha Strowman göreceğiz. Ben biraz çünkü sıkıldım yani, hani artık tamam, cüsseli adam geliyor, get these ends, get these ends diye bağıra bağıra bütün olayı götürmesi bana biraz açıkçası sıkıcı geliyordu. Yani benim tek şu noktada, şu konuda mutlu olduğum olay, hani inşallah artık Drew McIntyre'ın biraz önünü açarlar da artık nasıl bukluyorlarsa buklasınlar, o adam şampiyon olsun ya. Görmeyelim yani Strowman'ı falan o potada. Evet, Strowman bu potada olmamalı diyor. Ahmet, sen ne diyorsun? Evet, Braun Strowman uzun süredir zaten bu spotları işgal eden bir adam. Sakatlık senaryo mu yoksa gerçekten bir sakatlık mı var bilemiyorum. Yani daha doğrusu TLC'deki maçtan edecek kadar ciddi bir sakatlık mı var bilemiyorum. Bir sakatlık oldu ortada ama. Bilemiyorum ya, ben Baron Corbin'e çok ayrı bir parantez açmak istiyorum. Baron Corbin kendini çok geliştirdi. Belki de Shake Up'tan beri en çok geliştiren isim. Eğer Baron Corbin TLC'de maç yapılırsa ve kazanırsa ve Raw'ın daimi genel müdürü olursa gerçekten tadından yenmez bence. TLC'deki maç resmi olarak iptal olmadı zannedersem daha. Yo, hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Çok güzel. Biz de bu ihtimale göre konuşalım o zaman. Eren Nur, ne diyorsun? Survivor serisindeki erkekler Survivor maçını nasıl buldun? Raw'ın dominasyonu ve ardından. Gayet güzeldi ama işte dediğimiz gibi Joe'nun erkenden gitmesi birazcık talihsiz oldu. Onun dışında Balor, Rey Mysterio, The Miz, Dolph Ziggler spotları hani izlerken bayağı eğlendim. Geçen seneki maça göre daha eğlenceli ve daha mantıklı bir maç yapmışlar bu sefer. Daha mantıklı bir maç buklamışlar. Onun dışında hiç beklemiyordum bu üçlünün Survivor olacağını ama hani o Miz'in şeyini yalakalık edip şeyini sürekli ölüme sürüklemesi spotları falan bayağı umut verici ve güzel bir maç olduğunu şey yaptı ama bir tek şeyden şikayetçiyim. O spiker masasına sürekli birisini atmaları ve sürekli spiker masasının kırılması artık bence bir banal oldu. Hani 2006'dan beri yapılan bir şey. Sanki çünkü hani geleneksel maçın geleneksel spot gibi bir şey oldu. Çünkü Shane McMahon var. Doğru. X-Factor Shane McMahon. Evet, Alexander'ın pembe saçı demiş. Corbin TLC'de de gömlekle mi çıkar? Lunatic Phenomenal cevap vermiş. Baron Közbin, o tabii ki de gömlekle çıkacak diye. Baron Közbin gerçekten güzel bir gimmick olmadı mı bu açıya? Yükselişi. Oldu, oldu. Yani çok sönmüştü. Hani çok böyle ezilmişti demek mi doğru olur bilmiyorum ama yani çok sönük kalmıştı bir süreden sonra. Zaten NXT'de de öyle inanılmaz böyle üzüne düşülen, seyircilerin de inanılmaz sevdiği bir karakter de değildi ama bu Raw'a gelmesiyle ve özellikle hani Authority Guy olmasıyla beraber
Yani gerçekten keyif veren, haftadan haftaya da iyi bir karakter gelişimi sağlayan, hatta bu karakter gelişimini sosyal medyada da bayağı iyi yansıtıyor. Yani her şekilde avantajı iyi kullandı. Şu anda kaymağını yiyor yani bunun. Evet. Stephen Trueway yazmış. Survivor serisinin aslında 7-0 olmasını planlanıp bu olmayınca kickoff'u yok sayması bilsin demiş. Ya kickoff sayılmayabilir çünkü ana şovda hani biz puanlarken de mesela kickoff'u ana şova dahil etmiyoruz. 10 üzerinden puan verirken mesela atıyorum. Onun için çok absürt bir durum yok bence. Evet, sürekli Lesnar'a kaybediyor demiş. Bu zannedersem Strowman'ın TLC'de kazanma ihtimaliyle alakalı yapılmış bir cümle Mertay. Evet, Mertay demiş Ahmet. Sürekli Lesnar'a kaybeden bir adam sevgili Braun Strowman. Eğer TLC'de maçı çıkar rakibi olursa ne olur? İnandırıcı bir rakip olur mu? Yani WWE yine öyle lanse etmeye çalışacaktır Braun Strowman. Çünkü Braun Strowman'a son bir yıldır verilen şans kimseye verilmedi. Yani WWE yine öyle lanse etmeye çalışacaktır ama ben yani Braun Strowman'ın Universal kemerine bu saltanata son verecek kişi olduğunu düşünmüyorum. Bence o adam Drew McIntyre olacak. Evet, o adam Drew McIntyre olacak dedi. Boğaç'la da aynı fikirde. Balor Club yazmış. Corbin TLC'de Braun sakat falan diye kaybeder belki. Braun maça çık... Gerçi ayın kaçı bugün? 21 Kasım. 21 Ocak. 21 Aralık. 21 Ocak. Rumble'a buradan nereden baksan 2 ay var. Yani çünkü Ocak ayının son haftası olacak Rumble. 2 ay var. Hani bir ameliyatla iyileşebilecek bir durum da olabilir Strowman'ın vaziyeti. Zaten o ameliyat olmasının kararı alınmasına rağmen maçın hala iptal edilmemiş olması bence WWE'nin bir alternatif aradığının da göstergesi. Strowman'ın sağlık durumunun netleşmesi bekleniyor diyebiliriz. Ama bıçak altına yatan bir hasta çok da ağır bir rahatsızlık, sakatlık değilse, vaka değilse Rumble'a yetişebilir. Fakat TLC'ye yetişmesi mümkün değil. Eğer bıçak altına yatacaksa söylendiği gibi. Balor Club yazmış. Maçta diskalifiye yok. Maç yapılmayacaksa, maç yapılacaksa Corbin arka alanı çağırır muhtemelen. Muhtemelen değil yani. O maç bence karışacak ortalık tabi. Bence de yani. Evet, o zaman diğer segmente geçelim Ahmet. Bunu konuştuysak birazdan ilerleyen segmentlerde konuşmaya devam ederiz. Arada mutlaka söz konusu gelir. Konuşuruz. Sen devam et. Ben de bir çay koyayım kendime. Evet. Öteki segmentte Seth Rollins ringde Dean Ambrose'un yaptığı açıklamaları izliyoruz. Dean Ambrose biliyorsunuz yakın zamanda bir heel turn geçirmişti. Buna bağlı olarak Seth Rollins ve Roman Reigns'e bir cephe almıştı. Bundan bahsediyor Dean Ambrose arka alanda konuşmasında. Seth Rollins Dean Ambrose'u bulmak istiyor ama Dean bunu reddediyor. Vesaire vesaire bu şekilde devam ediyor. Seth de arka alanda Dean'i arıyor ama bulamıyor. Acısında görevlerden çıkartıyor. Evet Eren. Evet. Yani en çok merak ettiğim Raw'da sadece bir tek zaten bunu merak ediyorum. Bu feud'u merak ediyorum. Bir de Ronda Becky arasındaki kızışmayı merak ediyorum. Hani umarım Seth kemeri artık salar diye düşünüyorum. Yani bu şey kemer olmasa, bu feud'da kemer olursa bir anlamı kalmaz. Kemer unutulur. Çünkü bunların arasındaki şey kişisel bir mesele. Kardeşlikten bahsediliyor. Yani kemerle ilgili bir şey yok. Kemeri salsınlar. Gayet Vivid Mavericks'e kadar gidecek bir feud bu. Hani evet. Çünkü biliyorsunuz WWE bu zamanlarda artık WrestleMania'ya doğru giden feudları belirginleştirmeye başlıyor. Yani geçen sene öyleydi. Evet. Yani, Seth Rollins'in maçını nasıl buldun Eren Nur? Seth Rollins Nakamura maçı şey diye düşünüyorum. Hani başlangıçta ikili birbirlerinin stillerini kavramaya çalıştılar. O yüzden bir geçiş süreci oldu ama ondan sonra birbirlerine alıştıktan sonra hani bayağı maç aktı gitti yani. Ben bayağı beğendim maçı. Ayrıca altını çiziyorum da Cameron'ın kıyafeti çok güzeldi.
Yani maçtan mı konuşalım yoksa set din ilk maça bir not düş, sonra zaten konuşacak tek story Rav'da bu zannediyorum. Elde kaldı. Maç iyiydi aslında, yani benim beklentim zaten fena değildi çünkü ikisi de güreş tekniği olarak, yani güreşçi kimliğiyle ikisi de gayet başarılı güreşçiler. O yüzden çok kötü bir maç çıkacağını da düşünmemiştim. Maçta açıldı biraz ondan sonra. Bir karışma bekliyorduk sadece maçı. O olmadı. Olsa belki daha farklı olur muydu? Olurdu ama herhalde karışmanın olmaması da zaten bu işte Rob'un 6-0'lık o skorunun gelmesine belki de şeydi. Hani onunla alakalıydı. Belki de karışma yapmamaları. Story ile alakalı da ya güzel, hatta ben burada bir soru sorayım. Size de sormuş olayım. Chat'e de sorayım. Bu şeye ne diyorsunuz? Dean'in bu Roman'ın kanser olmasını falan promosunda kullanmasını falan. Çünkü bunu bayağı farklı düşünen insanlar oldu. İşte doğru yani, yapıyor, yanlış yapıyor diyenler oldu. Herkes bir kendi kafasındakini söylesin. Ya ben eğer bir şey söyleyecek olursam, maalesef günümüzde duyarcılık bambaşka bir seviyeye ulaşmış durumda. Yani profesyonel güreşte bu tip göndermeleri o çok ayıla bayıla insanların bahsettiği edüzlere de hep görüyorduk. Ruthless Aggression'da hep görüyorduk. Ha, şimdi de görmemiz gayet normal. Yani Roman'dan izin almadan bu tip göndermeler zaten yapılmıyordur. Bence kraldan çok kralcı olmaya gerek yok. Yani insanlar keyfine bakmalı. Yani ben hani buyurun siz şey yapın. WWE sürekli kanser ile alakalı promotionlar kesen, işte sosyal yardım projeleri yapan bir şirketken, açıkçası Roman Reigns ha iyi oldu, hak etti falan denmiş olması bu işin bence story boyutunun da olduğunun göstergesi. Hani bana göre bu Roman Reigns kanser değil, başka bir rahatsızlığı olabilir ama ben kanser olduğunu düşünmüyorum. Bu yani bir saçı döktük, madem bu kadar ortada konuşulacak senaryolarda, bir saçının dökülmüş olduğu fotoğrafları atın bakalım. Doğru. Hadi bakalım. Ben konuşayım. Hani eskiden sonuçta internet veya yazılı, yani sosyal medya azken spoiler veya işte bunlar arka alanda arkadaş, işte bunlar böyle sorun yapmıyorlar derken daha bence sorun olması gerekiyordu kanser lafı hani olsaydı, ama şu anda herkes neyin ne olduğunu, her şeyin senaryodan ibaret olduğunu, adamlar ana bacı giren adamlar arka alanda abi kardeş gibi davrandıklarını biliyoruz. O yüzden gereksiz bir duyar olarak görüyorum. Bu da hikayeye en azından daha başka bir boyut kazandırıyor. Dean'in kanserden bahsetmesi. Yani elbette dediğiniz gibi Roman'dan izin alınmıştır. Yani adam sonuçta ciddi bir hastalık. Ya o yüzden boşa duyar kasmanın manası yok. Evet, keyif abi bozulması hoşuma gitmiyor yazmış. Balor Club. Evet, chatbox. Konuyla alakalı konuşursak daha güzel olacak. Zeno yazmış. Dean'in yapması gereken bu değildi. Roman açıkladıktan sonra girişte ikisine de birden saldıracaktı. Asıl heel turn böyle olur. Sonradan laf atacaksan adama niye saldırmadın diye senaryonun boş bir yanını bulmuş. Katılıyorum. Katılmayan var mı? Ya da farklı bir şey söylemek isteyen? Yo, bence doğru. Yo, olabilitesi bir olan bir senaryo olurdu yani. Ya yeah, evet. Evet, bu konuyu geçelim sevgili Ahmet. Evet, Alexa Bliss spiker masasında, Alexa Bliss'in önderliğinde Raw Kadınlar Takımı Survivor Series'te SmackDown'u hezimete uğratmıştı. Gecenin ilk maçında Bayley ve ikinci maçında Bayley ve Sasha Banks Tamina ve Nia Jax'e karşı. Tamina ve Nia Jax son haftalarda beraberler, bir birliktelikleri var. Maçı Samoan Drop'la Nia Jax Bayley üzerinden tuşla birlikte buluyor. Bununla ilgili bir görüşünüz var mı bu maçla alakalı? Erem Nur. Hayat devam ediyor. Şöyle, evet, Alexa Bliss'in giyiminden bahsedebilirsin Erem Nur. Evet, yani Survivor Series'de giydiği şey güzel, ceket gerçekten güzel. Taşlı olması bir tek benim için sorunlu ama gerçekten zevkli bir kadınmış. Onun dışında sürdüğü ruj da beğendim. Ben her zaman koyu ruj tercih eden bir insanımdır. Maça geçersek, maçta bu sefer
başka isimlerin spot alması güzeldi. Mesela Mandy Rose'un Nia Jax'e diz atması olsun. Sasha Asuka arasındaki o güzel karşılaşma olsun. Sonya Deville'in beklemediğim performansı olsun. Gayet güzeldi yani maç. Ama işte hani bir fan olarak sonucu kınıyorum ama hani mantıklı olarak düşünürsek Nia Jax'in Ronda'nın karşısına elle tutulur bir şeyle çıkması, hani elle tutulur bir şey doldurmaları gerekti ve bunu da yaptılar Survivor Series'de. Survivor Series'deki maçta çok güzel spot anları vardı. Yani evet. Carmella'nın yani şey ne Dance Break. Sunuka'yı eleyince, Sunuka'yı elemişti değil mi? Evet. Ha, Tamina'yı eleyince Dance Break yapması çok güzeldi yani. Gerçi yıllar boyunca yıllar boyunca işte hatırlanacak anlar vardı. Her kadın spot almaya çalıştı. Her kadın bir anı çalmaya çalıştı. Ben bu açıdan kadınlar Survivor maçını eğlenceli ve değerli buluyorum. Yani artı yazıyorum bu maça. Survivor serisinde güzel maçların arasında girdi bana göre. İlerleyen dönemlerde bu maçta spot çalanlar da senaryo sahibi olacaktır. Söz sahibi kendi brandlerinin ana kemerlerinde mutlaka söz sahibi olacaktır. Boğaç sen ne dersin? Yani ben biraz olaya şöyle bakıyorum. Şimdi 3 tane isim ayıralım. Genel olarak kadınlar üzerinden gidip bir yorum yapacağım bu maça ve aslında şu anki duruma. Ronda'yı ayıralım. Becky'yi ayıralım. Bir de Charlotte'ı ayıralım. Kalan yani o üçüyle diğer şeyde kadrodaki kadınlar arasında o kadar büyük fark var ki kadınlar maçına baktığın zaman yani o aslında hani böyle o kadar keyifli geçmeyecekmiş havası falan veriyor. Hani böyle yani, yani bunlar iyi değil hani yani kötü bunlar hani iyi değil. O şeyim yani öyle bir mesaj alıyorsun gibi ben en azından öyle düşündüm bakarken çünkü. Ya lafını diğer... keseceğim ama kusura bakma hani 5. yıl Mandy Rose öğrenince hani kusacaktım ama Mandy Rose beni şaşırttı. Yemin ederim yerin dibine gömdü. Ya işte evet. Hani isim olarak düşününce diyorsun ya bunlar ne yapacak abi yani çok zayıf isimler falan diyorsun ama senin dediğin gibi çok güzel hani spot anlar oldu. İyi eğlenceli bir maçtı. Hani ben o şovun aslında ilk izlerken canlı o kısmını kaçırdım sonra tekrar izledim Network'te. Daha yani keyifli aslında böyle tam bazı şeylerin güreşçilerin karakterlerini yansıttıkları maçlar olmuştu. Yani maç olmuş yani Carmella'nın dance break falan yapması gibi aslında hiç normalde olmayacak bir şeyi yapmış, güzel olmuş ama yani ben bilmiyorum. Ben bir şeyden tek mutsuzum. Nia Jax'in hani bu yaptığı hareketten sonra hala inanılmaz bir şekilde değer görüp üzerine bu hareketi sanki çok böyle matah bir şeymiş gibi göstermeleri yaptığı hareket bana, ya işte şey Becky'nin yüzünü parçaladı ya. Ya abi bu sakatlık yani sakatlık bu yok, sektörde hayır, hep olur bir şey ben katılmıyorum. Ben şeyi çok doğru bulmuyorum ya hani bu yumrukla indirdim bak kardeşim falan tarzında her şeyde böyle Ronda'ya gelip göstermesi herhalde onda konuşuruz büyük ihtimalle. O segmentlerden biri o çünkü. Yani maç sonunda gelip böyle yumruğunu göstermesi falan bana bilmiyorum saçma geliyor ya. Valla sakatlık hep olur. Yani Nia Jax'in burnu kanamamış olsa da o hareketi... Pardon. Becky Lynch'in burnu kanamamış olsa da o hareketi yapacaktı Nia Jax. Yani kanamış olunca daha da bir anlamı oldu. Bu sakatlık... Karizmatik oldu. Ben %100 katılıyorum yani. Kadınlar maçını bugün iyi anıyorsak... Özellikle bu ve şampiyonluk maçını... yani bunun da etkisi büyüktür diye düşünüyorum. Ahmet sen ne diyorsun? Ya ben Nia Jax'i beğeniyorum. Nia Jax'in özellikle bu yumruk mevzusundan sonra aldığı tepkileri izlemek gerçekten insan çok keyiflendiriyor. Hani böyle yuhalamaları dinlemeyi çok özlemişiz. Ben Nia Jax'in başarılı bir heel olduğunu düşünüyorum. İsteye bile isteye Becky'yi sakatladığını ve Becky'nin kariyerinin en yüksek tepesindeyken bu şans elinden aldığını düşünmüyorum. Bilerek yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Yani senin de dediğin gibi bu sakatlıklar bu sektörün içinde olan şeyler, anlayışla karşılanabilecek şeyler. Becky Lynch son 3 aydır hayatını yaşıyor. Hayatında alamadığı desteği alıyor. Ben yani hayal ettiğim hayatında alamadığı desteği alıyor ve yüksek oranda da burnu kanadığı için gerçekçilik arttığı için abi bence. Yani evet.
Millet ya. Şey yapmış, tişörtleri alıp kapış kapış satılıyor şu an Becky Lynch'in kanlı fotoğrafı. Becky Lynch yani her akşam diyordur ulan iyi ki burnum uyumadan önce iyi ki burnum kanamış birader diyordur ya. İyi ki burnum kanamış diyordur ya. Ya güzel karakter oturttu. Üstüne de o olunca işte yani pastanın üstüne çilek oldu o. Hani zaten herkes inanılmaz destek veriyorduk yani Lynch'e. Üzerine de öyle yumruğu da yiyince yüzüne. O pozu şeyli var ya, kolunu açıyor taraftarların yanında. Ya yani o pozda zaten artık ondan sonra ben olsam yani. Tam işte şey değil mi ya, kuzeyli Viking değil mi ya? Zaten tip Viking uçak. Tam yani tam bir orada şey oldu, böyle çizgi roman karakteri oldu. Bence ilerleyen dönemlerde de bunu belki olabildiğince kullanacak. Böyle köküne kazıyana kadar kullanacak ya. Yeter artık yani, Becky diyeceğiz. İyi ki bir burnun kanamış diyeceğiz yani. Bence çok mutludur Becky burnunun kanaması. Yalnız ben şeye parantez açayım. Gerçekten Los Angeles seyircisi çok güzeldi. Hani uzun bir süre sonra güzel bir seyirci topluluğuyla karşılaştım ben. Yani öyle, evet, ben de katılıyorum. Balor Club demiş. Ona bakarsan Lesnar ringde bulunduğu adama nasıl sert davranıyor. Lesnar yapan şey bu zaten. Aynen Asuka, Zeno yazmış. Aynen Asuka ile takım olurlarsa Cartoon Network yayınlamaya başlar bu ikisini. Yani zaten WWE'de var böyle zannedersem. Şakacı. Çizgi yapımlar var diye biliyorum. Evet Ahmet. Evet, arka alandayız. Seth Rollins arka alanda Dean Ambrose'u arıyor ve fakat karşısına Burn It Down yazılı bir kapı çıkıyor. Bu konuyla alakalı Dean Ambrose'un yaptığı akıl oyunlarıyla alakalı herhangi bir yorumunuz var mı, yoksa devam edeyim mi? Onu yok, bir toplu konuşalım isterseniz. Tamam. Şu an. Yani öteki segmente bağlayayım istersen. Dean Ambrose Seth Rollins'le alakalı. Arka alanda Charlie Caruso Seth Rollins'e neler hissettiğini söylüyor. Seth Rollins Roman Reigns ve Lösemi göndermesine çok alınmış olacak ki çizgi açtığını söylüyor. Onu bir şekilde bulacağını söylüyor. Ve arka alandan birisi Seth'i görüp ona Dean'in yakınlarda olduğunu söylüyor. Seth ise koşmaya başlıyor. Dean Ambrose'u aramaya başlıyor. Sondaki segmenti de bağlayabilirsin istiyorsan. O en son main event'ti değil mi? Evet. Tamam, main event'te de Dean Ambrose nihayet ringde seyircilerden şikayetçi. Shield'ın kendisini zayıf gösterdiğini vesaire söylüyor. Onu bölen isim Seth Rollins. Seth Rollins koşarak Dean Ambrose'un üzerine fırlıyor. İkili bir kavgaya tutuşuyor. Low Blow'la birlikte Dean Ambrose Seth Rollins'i adeta paramparça ediyor. Ve Seth Rollins'in yüzüyle oyun hamuru gibi oynarken show sona eriyor. Bu segment sona eriyor. Valla Dean Ambrose'un yaptığı akıl oyunları adeta Lunatic Gimmick'inin bir yansımasıydı. Show boyunca sürekli arka alan segmentlerini işgal ederek WWE'deki story eksikliğini kapatmaya çalışmaları ve hani Brock Lesnar ayrıldıktan sonra o heyecanın, o yüksek kontrolsüz heyecanın, yüksek perdedeki heyecanın olmayışını geçiştirmeye çalışmaları Raw brandi adına da kötünün iyisi bir durum. Çünkü hiçbir şekilde kabul edilemez ana kemerin şovda olmayışı. Fakat böyle bir geçiştirme segmentinde bulundular ve TLC'de Intercontinental kemeri maçı netleşti. Bundan sonra çok büyük bir psikolojik savaş göreceğiz ikisi arasında. Ve Raw brandinde en büyük senaryolar, en etkili, en akılda kalıcı, en çok iz bırakan senaryolar bu ikisinin arasında geçen segmentlerde olacak. Yani ben çok mutluyum bu kadar çok yüksek perdeden bir senaryo izlediğimiz için. Ve bunun WrestleMania'ya kadar sürmesini de temenni ediyorum. Boğaç. Yani güzel bir başlangıç yaptılar bence. İkisi de sonunda yine bu şey, hep biri oluyordu biri olmuyordu. Hep bir şeyden yani bir uzaktan şey vardı. Hani hatta forumda da ne diye açıldı konusu? Şükür kavuşturana diye mi açıldı spoiler evet, konusu? Yanlış evet, değil mi öyle? Şükür kavuşturana yani, diye. Yani harbiden öyle. Yani bu ikili çok net bir potansiyele sahipler. İnşallah
güzel bir booking alırlar. Güzel bir hikaye kurgusu oluşturulur ikisi etrafında. Çünkü ikisinin de yansıtabileceği farklı noktalar var. İşte Dean'in lunatik olması gibi. Umarım bol bol arka alanda kullanırlar. Önlerinde uzun güzel bir vakit varken şöyle WrestleMania'ya sağlam bir story ile giderlerse bu maç main event bile olur yani. Evet. Ahmet. Evet, devam edelim o zaman. Sen yorum yapsana segment hakkında. Konuyla yani Dean Ambrose ve Seth Rollins bence kimyası çok iyi uyuşan bir ikili. 2015'teki o Shield'ın akabindeki yeni yeni oturan karakterleri ve yarı amatör ruhları bile o Hell in a Cell maçlar olsun vesaire çok insanı eğlendiren bir şeydi. Artık daha farklı boyutlarda bu iş. Evet. Artık ikisi de daha profesyonel iki adam. Yani ben zevkle izliyorum ikisi arasındaki feud'u. Oh My Mind yazmış. Dean tinercisini izlerken milletin zevk alması cidden çok şaşırtıcı. Cidden demiş. Erenmiş. Ya ben severim Dean Ambrose'un o doğal hareketlerini. Bence lunatik rolünü aşırı iyi oynuyor. Ya zaten onun belgeselini izlemiştim ben bu yakında yayınlanan. Yani umarım bu feud'da bir türlü maç görebiliriz. Bence TLC'de TLC maçı neden olmasın? Yani Corbin Strong'un yerine bence bu maçı TLC vermek daha hikayenin ekstrem dozunu arttırırdı diye düşünüyorum. Evet öyle. Alexander Pembe Saçı yazmış. Dean psikoloğa gittiğinde psikoloğu deli etmişti. Şimdi tedavi olmuş gibi duruyor. Ya Dean Ambrose tedavi edilebilecek bir insan değil bence. Evet. Berkay SmackDown hakkında bir yorum yapmış. SmackDown'ı yarın konuşacağız Berkay. Lantik Finamal demiş. O belgesel çok güzeldi. Chronicle Chronic Dean Ambrose önerilir demiş. Evet. Diğer segmente geçebiliriz Ahmet. Lucha House Party Raw'ın yeni takımlarından 205 Live'dalardı, Cruiserweight'telerdi ve bu hafta Revival'la karşı karşıyalar. Revival maalesef yenilmeye devam ediyor. Ya, Lucha House Party Deşbel üzerinden tuşu buluyor. İnanamıyorum ya. Ya Boğaç, Revival abi tamam, resital bitti, yükselecek, harika, mükemmel derken Survivor Series sonrası... Gömdüler bir takımı ya. Yazıklar olsun ya, var ya yani. Bu adamlar Survivor Series'de yağ gibi güreştiler. Şimdi gidiyorlar hoplayan zıplayan adamlara yeniliyorlar. Çok kötü başladı bak. Survivor Series'teki takımlar eleme maçı inanılmaz kötü başladı. Çok kötü başladı. Ama SmackDown'da ağababalar kaldıktan sonra New Day ile Usolar kaldıktan sonra anasını satayım. Revival öyle bir resital yaptı ki ya adeta gözlerimizin pası silindi. Aha beyler, Survivor Series başlıyor dedik kendi kendimize ya. Ben bunun bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Çünkü adamlar vasat altı bir maçı vasata çekmedi. Yani vasat altı bir maçı çok iyi bir şekilde bitirdi. Ben bunun tamamen yetenek olduğunu düşünüyorum. Fakat bu hafta beklediğimiz yükseliş olmadı. Boğaç ne dersin? Çok yazık yani, hani böyle 3 tane şopar şeyi getirmişler. Lucha diye getirmişler. Orada bizim güzelim Revival'ımızı yani bunlar ediyorlar. Ben çok mutsuzum bu konuyla alakalı. Hani özellikle Revival'ın o eski maçlarını falan böyle gözümün önüne getirdikçe ulan bu adamlar neydi, ne oldular diye düşünüp daha da böyle canım sıkılıyor yani. Bu durumdan hiç hoşnut değilim ben. Şopar mı? Doğru. Doğru. Abi bilir ha. Doğru. Bir 50 kuruş atmalık havası var Eren Dur'un dediği gibi. Tırrek deyip atacaksın baş parmağınla 50 kuruş atacaksın. Yalnız ben ileride Uso vs. Revival maçı görmek isterim ya. Kimyaları tuttu onların. Zaten oh Revival maçtan sonra üyeleri yazdı Twitter'da, Instagram'da mı ne? Görüşeceğiz bir gün diye. O Mehmet yazmış. Hakikaten güzeldi tek team eleme maçının sonları demiş. Code Blue Revival için yaktım demiş. Konuda niye 6-1 yazıyor? Kickoff kimin umurunda demiş. Hangi konuda? Lunatic Phenomenal yazmış. Nerede konusunda 6-1 yazıyor? Revival'ın ana kadroda başarılı olmama nedeni adamların ilk senelerinde sürekli sakatlanmaları. Ayrıca Hunter ve Vince'in gimmickleri uyuşmuyor. Revival'ın gimmickini de sevmedi Vince. Tyler Breeze'in gimmickini de.
Abi Bu net Tyler, bilgi mi? bu bence de çok net bir bilgi olmayabilir. Ahmet ne diyorsun? Yo, hayır, katılmıyorum. Yani Tyler Breeze veya Revival'ın sadece Tyler Breeze olmayabilir de bence Revival tam Vince McMahon'ın kafasındaki tek team. Bence Tyler Breeze tam Vince McMahon. Çünkü hep böyle feminin karakterler bulundurdu yani. Değil mi? Biraz yumuşak kullanıyorum anlamına göre. Yumuşak mı? Ya öylelerdi Tamam. yani. Fashion Police Allah olarak. Allah. Oh My Mind Doğru. demiş. Usolar zaten Raw'a geçer şey kaptan sonra. SmackDown'da yeterince kemer aldılar. Biraz da Raw'da alsınlar. Doğru. Mantıklı. Evet. Ahmet, bitti mi? Ne oldu? Bitti, bu kısım da bitti. Devam ediyoruz. Devam edelim mi? Evet. Raw Kadınlar Şampiyonu Ronda Rousey. Bu arada Ronda Rousey bugün itibariyle 93. gününde, bir hafta sonra 100. gününe girecek reigninde. Bu Nia bilgiyi Jax'ten bizle niye açıyor. paylaştın? Yani kıskananlar çatlasın diye olarak. Bir dakika, Nia kıskanan Jax. kim ya? Kıskanan Eren Nur mu yoksa? Eren Nur ne diyorsun? Hayır, ben Bilmem. kıskanmıyorum ya. İşte öyle çatlıyorsun işte neşe de böyle diyorsun. Biz Valla anladık. çatlamıyorum. Yalan. Dinliyoruz Ben Eren Nur. SmackDown izliyorum lütfen. Ben Raw izlemiyorum. Evet, bu gerginlikten sonra rahatlamamız lazım Ahmet. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Şanti. Oh. Şanti. Oh. Şanti. Şanti. Tamam, rahatladıysak devam Ölmüşlerin edebiliriz. canına Gel, reis. gel, geldi. Geldi, sağ ol. Amin Teşekkür etmeyin. ederim. Amin etmeyin. İç huzurumu buldum. Evet, Nia Jax biliyorsunuz Evolution'da kazandığı Battle Royale ile birlikte kemer için bir numaralı aday konumunda şu an için. Ondan bahseden bir promo kesiyor. Aynı zamanda Charlotte'dan iyi de bir dayak yedi bir önceki gece. Ondan vesaire de bahsediyor. Baron Corbin geliyor ve Baron Corbin Nia Jax'in önümüzdeki Raw Kadınlar Şampiyonu olduğunu söylüyor. Buradan maça da geçeyim isterseniz. Mickie James'i pes ettiriyor Ronda Rousey. Armbar'la birlikte. Maçın sonunda Ronda Rousey arenayı terk ederken Nia Jax ve Tamina geliyor. Nia Jax o meşhur Becky'yi felç eden yumruğunu gösteriyor. Ve bu yumruğun Oo. da Ronda'nın suratta patlayacağının mesajlarını veriyor. Abi şaka değil. Yani Survivor'daki maç hakkında konuşalım. Son zamanlarda gördüğüm en iyi kadınlar maçı. Eren Nur. Evet doğru. Yani gerçekten ben izlerken ağzım açık izledim. Özellikle çıldırma şeyinde hani hiç tahmin etmiyordum ama ortalıkta bitmesi iyi oldu. Yani ne Ronda ne Charlotte galibiyeti. Yani gerçekten yapabilecek en iyi senaryoyu yazdılar. Zaten bir haber var. Ronda ve Charlotte 3 gün boyunca maçın provasını yapmışlar. Gerçekten iyi çalışmışlar provaya ve hani bu maç şu anda 5 yıldız falan Abi, alabilir gibi ama. chatte bir gün önce hani Ronda gelecek, pes ettirecek, gidecek, dayağı gömecek, gidecek gibi bir hava vardı. Ben de yok abi öyle bir şeyin imkanı yok. Eğer olursa Ric Flair gitsin Vince McMahon'ın odasına suratına bir tükürsün dedim yani. Çünkü ihtimal vermiyorum böyle bir şey olmasına. Charlotte gibi bir promotion'ın WWE'nin en büyük yarattığı markalardan birinin böyle çabuk ezilmesine ihtimal vermiyorum. Ama herkes bir Brock Lesnar efekt bekliyordu Ronda'dan. Ya, mükemmel oldu. Gerçekten hiç zerre zerre sıklet farkı yoktu. İkisinin arasında birbirini ya, adeta büyük bir savaş vardı ringde. Ben bir an yani bir filmin sahnesinde gibi hissettim kendimi. O kadar fazla kaptırmıştım ki. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak diye oturduğum koltukta kendi kendime geriliyordum. Ahmet sen ne diyorsun? Ya ben de açıkçası aynı fikirdeydim. Yani Charlotte'ın dayağı yiyip gideceğini düşünüyordum ama bizi yanılttı WWE. Bir kere daha Buğra Gür haklı çıktı. Şeyde de haklı çıktı aynı zamanda. Hani bu maç başta veya sonda olur demişti. Ortaya bir yere koymazlar demişti. Tabii Galiba tabii Main tabii. Event'ten önce oldu. Main Event'tan önce oldu. Evet. Main Event'ten hemen önce oldu. Ben Main Event'da olabilir diye düşünüyordum ama çok dillendirmek istemedim çünkü olmayınca bir şey söylediğiniz bir şey olunca insanlar hiç konuşmuyor da söylemediğiniz ya da söylediğiniz bir şey olmayınca
sürekli insan aa sen öyle demiştin aa aa diye sürekli önünüze geliyor. Onun için de çok cesur değildim. Evet Ahmet. Yani WrestleMania 34'teki en son galiba bu kadar zevk aldığım kadınlar maçı WrestleMania 34'teki Charlotte Asuka evet. maçıydı. Yani gerçekten Asuka gerçekten iyi bir güreşçi. İnsanların çok ön yargısı var ama ben çok iyi bir güreş olduğunu düşünüyorum. Charlotte zaten kendini kanıtlamış bir kadın. Bir kere daha bizleri yanıltmadı ve Ronda'yla çok güzel maç çıkarttı. Zaten maça böyle bir şey yakışıyor. Ronda'nın pes etmesi o WrestleMania 34'ten aldığı momentumu kesinlikle öldürürdü. Sonuçta şu anda Charlotte hani neler oldu mesela Last Woman Standing maçında üzerine masa atıldı, sandalye atıldı. Kadın yeniden doğmuş gibi çıktı oradan yani. O momentumun arkasında bir Ronda'ya pes etme olsaydı belki de dağılırdı. Evet Boğaç. Vallahi ben de keyif aldım maçı izlerken. Hiç beklemiyordum Ronda'nın diyorum. Charlotte'ın tırlatmasını. Yani SmackDown konuştuğumuzda da sonra devam ederiz o Charlotte'ın tırlatması muhabbetini. Çünkü ciddi manada kafayı yemiş artık yani. Evet. Öyle geziyor. Hı-hı. Hani ben maçtan bayağı keyif aldım. Sonra da güzeldi. İyi bağladılar. Tek şeyim yani Ronda bu kadar şeyliyse yani sonuçta hiç Lesnar gibi değil. Şova geliyor. Kemeri görüyoruz. Maç yapıyor. Squash'tasa da maç yapıyor yani hani ne olursa olsun hani görüyor muyuz şu kadın biraz daha şöyle PC'de falan kendini geliştirse Performans Center'da yani biraz daha böyle evirse kendini çok daha güzel olur ama bilmiyorum artık ne yaparlar böyle mi devam ettirirler yoksa ne olur ama maç çok güzeldi aralarında kimya da bence güzeldi keyifliydi yani. Force Horse Woman WrestleMania'ya kadar bir gelişme olur mu? 4'e 4 sevgili Erem Nur. Döner mi buna? Bence onun için hani WrestleMania'ya kadar erken diye düşünüyorum. Çünkü Sasha Bailey'nin şu anki kötü hali ortada. Shayna hazır tamam. Shayna ana kadroya çıksa sırt naz. Ama geri kalan Jessamyn Duke'la diğer Marina Safir şu anda hiç hazır değiller. Hani geçen live event maçlarını göz at. Evet Erem'in. Erem Nur düştü. Düştü galiba. Ani bir düşüş oldu. Evet. Force Horse Woman diyorduk Boğaç. Ben önümüzdeki süreçte olabileceğini düşünüyorum. Yani aslında sosyal medyada Bailey bir kendi o Force Horse Woman fotoğrafını atıyor. Hem eskisini hem yenisini. Yani yeni çekildikleri bir fotoğraf hem de bayağı eski çağda, eski dönemden kalan bir fotoğraf. Jessamyn Duke da işte bunun sonu böyle olmaz. Biz görüşeceğiz, hesabımız var, görülecek falan tadında böyle bir post paylaşmış. Yani bence çok ufak ufak da olsa bunun hazırlığını sosyal medya aracılığıyla da olsa yapıyorlar. Mutlaka ki, yapıyorlar. Şimdi önümüzdeki kısa vadede görür müyüz? Buna döner mi yoksa birebir bir savaş mı olur? Ya ben Rumble'a kadar göreceğimizi sanmıyorum. Ama Rumble'dan sonra hani özellikle haberlerdeki görünen işte Charlotte vs. Ronda'nın ikinci şeyi durağı Rumble olacak. Hani muhabbeti falan olursa ben orada açıkçası görebileceğimizi düşünüyorum. Hani orada işler cidden karışabilir. İlk bilmiyorum belki Ronda'nın tarafı saldırır ya da ilk hani asıl Four Horsemen'ın saldırır. Orasını bilemem ama bence Rumble ve sonrası İşin kırılacağı nokta olabilir ama Ahmet. O döneme kadar bir şey olacağını sanmıyorum. Evet. Ne diyorsun? Horse Woman. Evet. Yani bu demin All My Mind'in yazında gördüm. Bu Yasemin galiba. Marina daha yeni televizyonda görünüyorlar diye. Ya ben 2019 senesinin olursa 2019 senesinin sonlarında bekliyorum. Hani WrestleMania'ya yetişebilirler mi? Geldim ben de. Düşünmüyorum. Hoş geldin. Ben diyeyim yani WrestleMania 35'e gelirse yani yazık olur ama WrestleMania 36 için gayet ideal bir maç. Ya da main event seviyesinde de yani olabilir. Ama Royal Rumble'da eğer bu maçın revanşı olursa bence ilk önce burada olaylar karışacaktır. Çünkü zaten Royal Rumble öncesi TakeOver var. Hani NXT kadrosu öyle ana kadro aynı yerde. Yani ipler Royal Rumble'da kopacak ama hani ara sıra o feodu göreceğiz ama WrestleMania olmaz diye düşünüyorum. Evet Ahmet.
Buradan o zaman devam ediyoruz Rav'da. Arka alandayız. Arka alanda Drake Maverick var. Survivor serisinde altına yapmıştı. Bununla alakalı olarak Chad Gable ve Bobby Roode geliyorlar ve bu olayla ilgili alay ediyorlar. Ringe döndüğümüzde Bobby Roode ve Chad Gable Raw takımlar şampiyonu Orders of Pain'i mağlup ediyorlar. Roll up'la Chad tuşu buluyor. Chad Gable'ın ilerleyen dönemlerde büyük bir güreşçi olacağı söyleniyordu ama Survivor serisi de pas geçti. Bu arada Atlantic Finale yazmış. Beraber sabahlara kadar 205 live izleyelim mi abi demiş. Yani bu ahlaksız teklifi duymamış öyle lanet ekmeğine. Evet. Sabahlara kadar dedi de bir saat. Yani belki 5 bölüm üst üste yapıp farklı şeyler hedefliyordur. 205 live and chill. Evet. Çok tehlikeli. İlerleyen dönemlerde Odors of Pain'in rakibi olabileceğini düşünmüyorum. Chad Gable, Bobby Roode'un. Ne olur ne olmaz. Bakalım. Bir fikrim yok. Bu arada güzel spottu. Ben eğlendim. Güzel momentumdu şey. Survivor serisinde altına işemesi. Maverick. Adam zaten panelde dedi ki Big Show'dan mı korkacağım kardeş? Getirin hele dedi. Adam gördüğü anda işedi altını zaten. Teke tek de alır mısın Maverick? Klavye delikanlı yapıp sonra realde bir insanın kaçması. Ooo! Bu birine gönderme hayır, miydi? Yok, sadece benzetmeydi bu. Yoksa bu bir Ahmet'e gönderme miydi? Ahmet ne düşünüyorsun? Yok. Bizim yerimiz yurdumuz belli. Zeno yazdı. Bobby Roode'a bak. Osmanlı'dan beter oldu herif. Mahallin yüzünü gören doğrulamıyor. Bu güzel. Güzel. Evet. Boğaç senin demek istediğin bir şey var mı? Maverick'in altına işemesi konusunda. Yani Paul Ellering'i ben bayağı özlüyorum. Sadece bunu söyleyeyim. Evet Ahmet. Sıradaki maçımızda da Natalya, Riot Squad'ın lideri Ruby Riot'la maça çıkıyor. Liv ve Sarah Logan maçı sürekli sabote etmeye çalışsa da Natalya roll-up'tan kurtulup small package'de tuşu buluyor ve maçı kazanıyor. Sanki yıl hiç 2018 değil, Natalya maç kazanıyor Ruby Riot gibi isimlere karşı. Enteresan dönemler geçiriyor Rav. Vesaire vesaire. Diyecek bir şey yok tabii. Riot Squad'ın daha iyiceden ara segmentlere karıştığının farkındayız. Umarım onlar için hani bir kurtuluş senaryosu bulunur. Ya inşallah. Boğaç? Sarmadı. Sarmıyor. Kerem Nur ne diyor? Riot Squad yani, hakkında. Riot Squad aslında hani Ronda gelmeden önce hani kemer şeyine ulaşabilirdi. Kemer potasını çıkardı Ruby Riot ama Ronda gelince tabii insan ister istemez kemer potasında daha ciddi isimler görmek istiyor. Daha hani böyle geçiş rakibi belli olmasın gibi isimler görmek istediği için yani böyle geçiştirmelik işte senaryolarla kullanılıyorlar. Evet Ahmet bitirdik mi şovu? Ya böylelikle şov bitiyor. Aynen. 5 üzerinden puanlayalım o zaman. Bu aç. 3. Chatbox'a da soralım. 5 üzerinden puanınız kaç diye. Ahmet Tahir. 2.5. Eren Nur. 3. Ben de 3 veriyorum. Atlantic Phenomenal 3 vermiş. Zeno yazmış bu arada. Right Squad mı? Bizim lisede iyi iş yapardı bu üçlü. Keşke benimle aynı dönem okusalardı. Göz koyması. İlginç. Hüseyin yazmış 2. Alexander'ın pembe saçı 2.75 demiş. Code Blue 2 demiş. Yes Yes Çikeçi Adam 3 demiş. Stephen Truway 2.5 demiş. Zeno yazmış 3. Aykut kocaman gibi şey oldu. Aykut kocaman gibi şey olsa ağırlığına kalkamazsın. Oh My Mind 2 demiş. Evet. Raw Show'una puanlamalarımız da böyleydi. Eren Nur'a çok teşekkür ediyorum. Hastalık demedi, sağlık demedi, problemler demedi, iş demedi, güç demedi. Evet, kulaklarımızın pasını sildi. Eren Nur teşekkür ediyoruz. Boğaç vizeler demedi, sınavlar demedi.
ve bizle beraberdi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ahmet yine kızlar demedi, karılar demedi. Buradayım dedi. Ona da teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben de çok şeyden vazgeçtim. Şimdi ona geri dönme zamanı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.